Arkadaşlar merhaba. Devran Koleji Uzaktan Eğitim Biyoloji dersine hoş geldiniz. Canlılar dünyasını işlemeye devam ediyoruz. Üçüncü föyümüz, yani 21. föy, arkeler, protistler ve bitkileri içeriyor. Arkelerle başlıyoruz. Arkeler eski dönemlerde, yani 1990'lara kadar bakterilerle aynı alem içerisinde değerlendirilmiş canlılar. Fakat zaman içerisinde özellikle zar yapısındaki, duvar yapısındaki ve RNA'sındaki farklılıklardan dolayı ayrı bir grup olmuşlar. Ekstrem koşul canlılarıdır. Ekstrem uç koşullar canlılarıdır. Oksijensiz, aşırı sıcak, aşırı soğuk, bataklık, derin deniz gibi uç koşullarda yaşarlar. Hatırlarsanız bu arkadaşlar da prokaryot canlılardı. Metan gazı üreten, çok sıcakta, çok soğukta yaşayan ve tuzda hayatını devam ettiren canlılar var. Şurada birkaç örneğimiz var. Bakın bakteri özellikler gösteriyorlar görüntü olarak. O yüzden kısa kısa notlar vereceğiz bunlarla ilgili. Az önce bahsetmiştim. Hücre zar yapısı, duvar yapısı ve RNA'sından farklılıklar dolayısıyla farklı bir canlı grubu olarak değerlendirilmişti. Peki nerelerde yaşıyorlar? 1. Metan üreten arkelerimiz var. Göl, okyanus ve nehir diplerinde yaşıyorlar çamurların içerisinde. Hatta bizimle iç içe yaşayan bazı arkeler var arkadaşlar. İşte özellikle bu selüloz dediğimiz, hatırlarsanız protist dediğimiz canlılarla beraber yaşayan örneklerimiz var. Hatırlayın, biz bakterilerle arkeleri ayrı iki alem olarak değerlendirmiştik zaten. Aynı alemde bulunmuyorlar. Metan gazı üretenler, evet arkadaşlar, otçul hayvanların bağırsak sisteminde yaşayan örnekleri var arkadaşlar. Bunlar selüloz sindiriyorlar. Bunu unutmayalım. Selüloz sindiren arkelerimiz var. Gübre içerisinde yaşayan, bataklıkta yaşayan örneklerimiz de vardı. Bakın bir örnek daha vermiş. 80 derecenin üzerinde yaşayan arkeler var. Yani optimum değeri 80 derece olan arkeler var arkadaşlar. O yüzden jeotermal bölgelerde, doğal sıcak su kaynaklarında yaşayabiliyorlar. Arkeler çok uzun uzadıya anlatılan canlılar değil arkadaşlar lise müfredatında. O yüzden ilk ökaryot canlı grubumuz olan protistlere geçeceğiz. Oldukça geniş bir grup, tek hücreli, çok hücreli, mikroskobik, makroskobik, üreten veya tüketen örnekleri var arkadaşlar. Ama en önemli özellikleri az önce konuştuk, ökaryot olmaları. Artık prokaryotlar bitti, ökaryot canlılara geçtik. Gruplandırmak zor bu canlıları çünkü şöyle bir genelleme yapılırdı bizim üniversite yıllarımızda. İnsanoğlu canlı gruplandırırken bazı canlıların tam olarak bilimsel altyapısını çözemediği için onları protist grubuna almış geçmiş derlerdi. Benzer durumlar var. O yüzden gruplandırırken hayvansal özellik gösterenler, mitsel özellik gösterenler, mantar özellik gösterenler ve bunların dışında bazı özelliklere sahip canlı olarak gruplandırmışlar. Oldukça farklı grupları var ama biz birkaç canlı üzerinden onları konuşacağız. Örneğin kamçı taşıyan, sil taşıyan veya yalancı ayak oluşturabilen canlılar olarak konuşacağız. 4 önemli protist görüyorsunuz. Paramecium, Euglena, Amip, Paramecium, Euglena, Amip ve Leşmanya denen bir canlı. Bu 4 canlı özellikle müfredata dahil edilmiş. Biz bu 4 canlı üzerinden, hatta 3'ü üzerinden müfredatı kısaca anlatacağız.
Paramecium. Heterotrof bir canlıdır. Sillere sahiptir. Ve bu sayede yer değiştirir. Öglena. Kloroplastı olduğu için ne yapıyor? Fotosentez yapıyor. Ve hareket için kamçıya sahip bir canlı. Kloroplastlı, fotosentez yapabilen ve kamçılan bir canlı. Amip ise yalancı ayakla fagositoz yapıyor. Neydi fagositoz? Büyük besinleri bir nevi yeme olayıydı. Büyük besinleri yalancı ayakla hücre içerisine alma olayıydı. Bu üçünün dışında arkadaşlar bir iki grubumuz daha var demiştim hatırlarsanız. Altler. Bunlar suda yaşayan su yosunları olarak da değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bitkiye benzeyen canlılar. Örneğin burada yeşil altleri görüyorsunuz. Marul var bir görüntü veriyor bize. Bunların başka örnekleri de var arkadaşlar. İşte esmer altler, kahverengi altlerle gruplandırılıyor ama fakat altler deyince bitki benzeri protist olarak düşünseniz yeterli. Cıvık mantar ise dedik ya mantar benzeri protistler var demiştik. Saprofit yaşayan canlılar. Paramecium, Öglena, Amip, altler ve cıvık mantarlar olarak aslında 5 canlı üzerinden konuştuk. Bir örneğimiz var. Aşağı yukarı her tür beslenmeye sahip protist var arkadaşlar. Üretenler, başka canlı parazit yaşayanlar ve çürükçüler olarak 3 grup. Yeni gördük. Örneğin Öglena'nın kamçısı var demiştik. Paramecium'un silleri var demiştik. Amip canlısının da yalancı ayakları var demiştik. Dedim ya size özellikle bu üç canlı üzerine çok konuşacağız. Öglena, Paramecium, Amip. Bir de bunlara yakın olarak su yosunları üzerinden yürüyeceğiz. Güzel. Protistleri de bu şekilde üç ana canlı üzerinden yürüttükten sonra sıra geldi bitkilere. Burada gördüğünüz üç farklı bitki grubu var. Geniş yapraklı bitkilerimiz var burada. İğne yapraklı bitkilerimiz var. Ve başka topraklar üzerine veya ağaç üzerine yaşayan basit bitkilerimiz var arkadaşlar. Bunları gruplandıralım beraber. Ökaryot ve ototrof canlılardır. Ökaryot ve ototrof canlılardır. Ve hepimiz az çok biliyoruz ki fotosentez yapabilen canlılardır. Kloroplastları sayesinde fotosentez yapıyorlar. Çok önemli bir noktacığımız var. Bu çok önemli. Nişasta depo ederler. Tüm bitkilerin depo şekeri, depo karbonhidratları nişastadır. Zar üzerindeki duvarı selülozdan. Yani şu iki özellik bize bitkiyi tanımlarken kullanabileceğimiz iki önemli özellik. Nişasta depo etmesi ve selülozdan duvara sahip olması. Sentrozomu yok. Eşeysiz, eşeyli çoğalma biçimleri var. Çok iyi bildiğimiz tohumla çoğalan bitkiler olduğu gibi spor denen daha basit yapılarla çoğalan örneklerimiz de var. Şimdi tohumla çoğalan çok fazla bitki örneği bulunduğu için çevremize görebildiğimiz için arkadaşlar bütün ağaçlar, otsu yapılar hemen hemen hepsi tohumla çoğaldığı için arkadaşlar tohumu anlatmak istemiş bize. Elbet en dışında bir kabuk var. Solda gördüğünüz şu bir tohumun dış görüntüsü. Bu da dikine kesmişler ve yapıyı yakından tanımışlar. İçerisinde basit bir bitki öncülü görüyorsunuz. Ve o bitki öncülünü besleyen bir besin doku görüyorsunuz arkadaşlar. Yani
kabuğun içerisinde ilk gerçek canlı öncülü embriyomuz var ve o embriyoyu besleyen besin doku endosperme sahibiz. Pek çok bitkinin büyük boyutlar olduğunu biliyoruz zaten. Ve ister istemez besinlerini taşımak için, su mineralini taşımak için taşıma sistemine ihtiyaç duyuyorlar. Fakat karyosunları isimli en basit bitkiler taşıma sistemine sahip değiller. Aldığı su mineralleri difüzyonla, yani yoğunluk farkıyla taşıyor. Biz toprak altında kalan bitkiye ait her şeye kök sistemi, toprak üstünde kalan her yapıya da sürgün sistem diyoruz. Toprak altında kök sistemi, üstünde sürgün sisteme sahibiz. Gövde, dallar, sahip olduğu yapraklar, yapraklardan üretilen ilk etapta çiçekler ve en son meyve. Bu 5 birim sürgün sisteme ait birimler. Kök ise hatırlayın, kök sistemine ait. Kök sistemi ne yapar? Topraktan almış olduğu su ve mineralleri besin yapılan yapraklara, dallara, meyve ve çiçeklere taşımaktan sorumlu. Şu bilgi az da olsa bu senin içerisinde kullanacağımız bilgilerden. Biliyoruz ki bitkilerin çoğunun geniş yüzeyli yaprakları var. Ve o yapraklar sayesinde gaz alışverişi ve terlemeyi sağlıyor. İşte terleme için aynı bizim vücudumuzda olduğu gibi küçük delikleri var, gözenekleri var. O gözeneklere biz stoma. Stoma diyoruz arkadaşlar. O gözeneklere stoma diyormuşuz. Bakın bir yaprağa böyle alt yüzeyine yakından baktığımızda şu iki tane hücreden oluşan yapımız arkadaşlar. Stoma, yani gözenek böyle bir şey. Bunlar açılıp kapanarak gaz alışverişini sağlıyorlar. Kapanma bu şekilde oluyor, açılma bu şekilde oluyor. Bir de bu yapraklardaki terlemeye bağlı su kaybını düzenleyen üst düzeyde kütüküla. Kütüküla denen ince bir saydam örtü vardır. Böyle üstü kaygan, mumsu bir örtüdür arkadaşlar. Sıcak ortamlarda, kurak ortamlarda oldukça kalındır su kaybı olmasın diye. Nemli ortamlarda ise daha incedir. Yaprak üst yüzeyine dokunduğunuzda kaygan bir yapı varsa işte o kütüküla kalınlığından kalınlığını bize gösterebiliyor arkadaşlar. Tohum üretemeyen bitkilerimiz var bizim. Kara yosunu ve eğrelti otu örneklerinde olduğu gibi. Az önce bahsetmiştik, onlar sporla çoğalıyorlar arkadaşlar. Eğer bir bitki tohum oluşturamıyorsa mutlaka sporla çoğalıyordur. İki önemli örneğimiz var arkadaşlar. Dikkat ederseniz bunlar kara yosunu ve eğrelti otlarıymış. Ağaç diplerinde, kerpiç binaların yüzeylerinde, bazen parklarda görürsünüz zeminlerin, taşların arasında ortaya çıkan yapılardır arkadaşlar. Kök, gövde, yaprak gibi kısımları yoktur. Parazit bitkilerimiz varmış arkadaşlar. Örnek vermiş. Kloroplastla besin sentezliyor ama üzerinde yaşadığı bitkiden su ve mineral alıyorsa bu yarı parazit. Yarı parazit örneğimiz ökse otu. Yarı parazit örneğimiz ökse otu. Bir de bunun ne kloroplast taşıyan ne de herhangi bir ihtiyacını kendisi üretmeyen örneklerimiz var arkadaşlar. Bunlar da bizim
tam parazit bitkilerimiz. Tam parazit. Yani tüm ihtiyacını üzerinde yaşadığı bitkiden sağlıyor arkadaşlar. Örnek cin saçı. Solda bakın yeşil kloroplastlı yaprak bulunduran öksootu görüyorsunuz. Sağda ise sanki kurumuş bitkiye benzeyen böyle bir yapı görüyorsunuz. Bu da tam parazit cin saçımız. Bunlar yarı parazit ve tam parazit bitki örneklerimiz. Kök hatırlarsanız topraktan su ve mineral alan yapı. Toprağın üstünde ne kalmaz? Kök kalmaz. Çünkü toprağın altına ait yapılar demiştik hatırlarsanız. Arkadaşlar bu föyümüz burada tamamlandı. Yine elinizdeki soru bankalarınızdan ve soru föylerinizden ilgili kısımları çözüyorsunuz. Tabii ki föyümüz bittiği için föyün sonundaki, 21. föyün sonundaki sorular da ödevimizdir. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki çalışmada görüşmek üzere.